Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hava biliyorsunuz kaç gündür bayağı bir soğuk. Ama bu canavarların durumunu size göstermek istedim. Şöyle derece, bakın bu 1 derecede fazla gösteriyor. Yani 5 derece gösteriyor. Ama şu an su 4 derece. Ama maşallahları var. Bu soğukta bile yaşamlarını daim ettiriyorlar. Ve ama şu hani şeyde bir sıkıntı oluyor. Yem çok çok az yiyorlar. Yani mesela işte dana yüreğidir veya böyle et, solucan, bunlara kesinlikle hayır demeyen hayvanlar, onlara bile böyle nazlı nazlı yiyorlar. Normal yemin hiç yemiyorlar gibi bir şey, böyle çok çok az yiyorlar. Tabii malum soğuk onları bayağı bir etkiliyor. Ama yine de bir 4 derece bir suda maşallahları var. Yani birçok insan bu balıklara bakmaz ama ben bunları çok çok seviyorum. Böyle bir balık yok. Hani bilmiyorum. Gerçekten hastalanmıyorlar ve çok fazlası dayanıklı bir balıklar. Neyse, bir de içerideki son durumu göstereyim size. Şimdi burayı toparlayacaktım. Biliyorsunuz burada daha önceki videoda da söyledim. Buradaki kum şelalesiyle ev dekorunu verdim. Ama yani buraya müdahale edemedim hala. Ama en kısa zamanda buraya bir müdahale edip toparlayacağım. Bir düzene sokmam lazım. Çünkü bitkiler karma karışık, istedikleri kadar güneş, ışık alamıyorlar. Yani acil bir müdahale şart oldu artık buraya. Bir de şey vermiştim, onlara da bakmak istedim. Onları hemen bitirmişler. Bakın burada karalahana vermiştim haşlayıp. Karidesler, işte diğer balıklar bitirmiş. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Yani ben sürekli haşlanmış sebze veriyorum. Hem karidesler yesin hem de balıklarım yesin diye. Burada da aynı şekilde böyle ipe kurşunu bağlıyorum, yaprak kurşunu. Ondan sonra dibe daldırıyorum. Afiyetle güzel güzel yiyorlar. Bir de neydi bu yaprağın ismi ya? Hep ben unutkan olduğum için yine unuttum. Bu yaprağa da bakın. Karidesler afiyetle götürmüşler. Ama bu tabi hemen bir günde bu halde değildi yani. Bir günde bu halde değildi. Bir hafta falan oldu sanırım. Hiçbir şey bırakmamışlar yani. Sağlam, tam dolgun bir yapraktı bu. Ama karidesler sağ olsun, bunu da afiyetle yemişler. Bu yaprağı da tavsiye ederim arkadaşlar, ama tabii şimdi ismini hatırlayamadığım şeyi nasıl tavsiye edeceğim? Bu hani suyu yumuşatan, işte bu diskus gibi balıklarda kullanılan bir yaprak var. O yapraktan. Bunu tavsiye ederim. O karidesi besleyen arkadaşlar için veya suyu sert olan akvaryum suyu sert olan arkadaşlar için, yine böyle yumuşak suyu isteyen balıklar için onları kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Hem karidesler
için de çok çok güzel, çok güzel bir besin kaynağı oluyor. Ben bunu biraz böyle kaynatmıştım da, biraz üzerinde sanki hani tam temiz gibi gelmemişti bana. Kaynattım, ondan sonra koydum. Biraz daha yumuşamıştı. Karidesler de afiyetle onu bitirdiler. Akvaryum, dediğim gibi bir önceki videoda da söylemiştim, acil budamam lazım. Artık bu da bayağı bir sıkıntı oldu. Çünkü burada ufak boylu bitkiler var. Mesela bakın şöyle. Bunların ışık alması lazım. Işık yetersiz geliyor. Hani buralara ulaşmıyor. Onun için pardon. Onun için acil budamam lazım. Öbür akvaryumu toparlamam lazım ilk başta. Ondan sonra buraya bir çeki düzen vermek lazım. Bu arada şeyi de, bu çam ağacı figürünü de budadım geçenlerde. Bu yavaş yavaş istediğim şekli alacak. Altları biraz daha geniş bıraktım. Üste doğru böyle güzel bir şekil alacak. O zaman onu daha böyle belirgin veya belki de karşı buradaki akvaryuma bile geçirebilirim. Çünkü bunları da böyle dallara yapıştırmıştım. Bunlar da güzel ağaç figürleri olmuşlardı. Onlarla birlikte farklı bir kombin yapabilirim. Güzel olur yani. Bir de hani kesin olmamakla burada artık bu tetraları falan çıkartacağım arkadaşlar. Hani burada bir tetra olmayacak. İşte karidesler, sayalar, vantuzlu çöpçüler kalacak. Diğerlerin hepsini götüreceğim. Yerine hani şöyle bir düşüncem var. Buradaki akvaryumda lepistes, diğer akvaryumda kılıçlar olacak. Öyle bir düşüncem var ama hani net de değil. Çünkü birkaç defa böyle bir şeyler olmuştu. Yapacağım deyip sonradan aksilikler çıkıp olmamıştı. Böyle de demek istemiyorum. Bakalım nasıl olacak. Daha sonra beraber göreceğiz. Bayağı bir boşluk var. Balıklar da oralarda hep takılıyorlar. Hani onlar için de bayağı böyle bir genişleme oldu. İnşallah bir toparladığımızda daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım, kısmet. Kriptopoller biraz böyle tutunur gibi oldu. Ona sevindim. Hani böyle bir değişikliği fark ettim. Bunlar üremesi lazım. Çünkü ben o bitkileri çok çok seviyorum. Hani Amazon dediğimiz, hani yaklaşık 30 yıldan beri bildiğim bir bitki yani. 25-30 yıldır bildiğim ve çok uzun seneler beslediğim bir bitki. Onun için o bitki büyümesi lazım. Tabi Allah nasip kısmet ederse olacak bu işler. Bu akvaryumlar da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir değişiklik yapamadım ama yaptığımda yine sizinle bunu paylaşacağım. İnşallah bu akvaryum güzel bir akvaryuma dönüşecek. Yani bu karmaşalık kalkacak ve güzel bir akvaryuma dönüşecek. Allah nasip kısmet ederse. Neyse, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Canavarlarla başladık. Aslında canavarları göstermek istedim size. Hani dere balıklarını. Ama yine burayla bitiriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.